Peki, dikkat çekmemiz gerekli şeylerden birisi, teori ile pratik arasında birçok insanın ciddi tutarsızlığı var Müslüman'ın da. Felsefe evet birçok zaman teori ile ilgilidir. Teori ile ilgili kasıt, inanç ne kadar doğru? Mesela İslam'a inanç ne kadar doğru? Allah inancı ne kadar doğru? Bunları da zaten burada tartışıyoruz, tartıştık. Hiçbir zaman bu konuları süpürelim, tartışmayalım. Bunlar hiçbir zaman akılla bu meselelerde yürünmez, inandın geçersin veya inanmasın demedik. Bunların da bir akla bakan yönü olduğunu düşünüyorum, düşünüyoruz. Ama bu teorinin dışında pratikle ilgili de bir boyut var. Şimdi biz teoriyle ilgili daha çok tartışıyoruz. Buradaki tartışmalarımızın çoğu da teoriyle ilgiliydi. Bir de pratikte bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiği var. Felsefe daha çok bununla ilgili gibi gözükse de teoriyle pratik arasında bir uyumsuzluk varsa bu uyumsuzluğu tartışmak da felsefenin konusu olabilir. İşte varoluş felsefesi gibi alanlarda mesela bu ele alınabilir. Ben inandığım ideallere ilgili ne kadar mantıksal tutarlılık içindeyim. Allah var diyorum, ahiret var diyorum. Bu hayattaki yaşamım buna ne kadar uygun? Yani 24 saatin 24'ünü veren Allah. Ben bunu ne kadarını Allah'a veriyorum? Allah için harcamaya hazırım. Bütün malım Allah sayesinde sahibim. Malımı ne kadar Allah için sarf etmeye hazırım? En önemli itibar Allah katındaki itibarımızdır. Yani geri kalan bütün insanları toplasak değeri Allah kadar değil. Yani mukayese bile edilmez Allah kadar değil diyecek sanki bir mukayese edilebiliyor musunuz? Ben insanların bana ne kadar itibar edeceğine Allah'tan çok önem veriyor olmam gibi bir yanlış içinde olabilir miyim? Bütün bu soruları kendimize sormamız lazım. Çünkü Allah'a inanmak demek, yani Allah'tan önemli bir şey olamayacağına ve çizilecek bir hayatın rotasında bütün her şeyin bu hakikat çerçevesinde şekillenmesi gerektiğine inanç demek. Ben ne kadar hayatımı buna göre şekillendirdim, ne kadar bu doğrultuda yürüyorum. Bütün bunları bu hakikat çerçevesinde belirlememiz lazım. Felsefede de bununla ilgili yine ilham alabileceğimiz kimseler var. Ateist felsefecilerde de var. Teist de mesela Nietzsche'de. Evet Nietzsche'nin fikirlerini ben felsefe açıdan yanlış olduğunu düşünüyorum ama Nietzsche inandığı teoriyle hayatının uyumlu olması gerektiğini düşünüp bunun için toplumdan gelecek birçok tehdidi göze almış bir felsefeci. Diğer taraftan teist felsefeci diyebileceğimiz Allah'a, Hristiyanlığa inanan bir felsefeci var. Kierkegaard da böyle. O da çevrenin baskısına rağmen teorisiyle pratiğini bütünleştirmeye çalışmış kimseler. İslam düşünce tarihinde de teorisiyle pratiğini bütünleştirmeye çalışmış birçok kimse bulmamız mümkün. Buna karşılık etrafımızda teorisiyle pratiği arasında dev fark olan birçok insan da görüyoruz. Burada şöyle bir benzetme yapıyorum. Bunu üzerine biraz kısaca konuşup ikinci bir başlığa geçeceğim. Şöyle bir durumda kendimizi hayali düşünelim. Bir benzetmenin içinde düşünelim diyorum. Evimizden çıkıyoruz, iş yerimize gidiyoruz. İş yerimizde bir arkadaşımızla tavla oynuyoruz. Evimizde çocuklarımız uyur vaziyette bıraktık. Bir yandan bir telefon çalıyor. Diyoruz ki, ne oldu falan filan. Ya diyor, sizin ev yanıyor diyor telefonda birisi bana. Büyük bir yangın var, koş. Şimdi bir anda aklıma geliyor, evde çocuklar var, evde çok iyi bir çalışan yangın sistemi var. Eve koşarsam yangını söndürmem mümkün. Çocuklarımı kurtaracağım, malı kurtaracağız. Fakat bir yandan aklıma bir düşünce de geliyor. Diyorum ki ya, bu dalga geçmek için birisi beni aramış olabilir. Şimdi bu durum içinde ne yapardım?
şekilde yine bir aklımızdan değerlendirme yapsak, bunu söyleyen kimse eğer ki doğru söylüyorsa, eve gidersen doğru söylemesine rağmen, yangın söndürme sistemiyle yangını söndürürsem, çocuklarımı ve evi kurtarmak gibi büyük bir kar var. Eve gitmezsem doğru söylemesine rağmen, çocuklarımdan olmak, malın gitmesi gibi çok büyük bir zarar var. Sonra düşünüyorum, peki bu yalan söyleyip benimle dalga geçtiyse ne olacak? Ev işte bir iki dakika mesafede, oraya koşacağım. Bir de tavladan olacağız. Tavlada tam kazandığım bir oyunu yarım bırakmak gibi, tavladan olmak gibi bir minik zarar var. Eğer ki yanlış geçiyorsa. Şimdi burada bu manzaranın karşısında mantıklı bir insan ne yapar? Ha, bunu şunun için söylemiyorum. Şimdi bu söylediğim düşünce deneyinin benzeri felsefe literatüründe Pascal's Wager, yani Pascal'ın kumarı diye geçer. Pascal, Allah'ın varlığına inanmak için de böyle bir kumar söyler, ileri sürer. Yani Allah'a inançta çok büyük bir kar var. Ama Allah'a inanmıyorsan ne kaybedeceksin? İşte dini şeyleri uygulamakla, Allah'a yönelmekle zararı, ufak bir zarar gibi bir akıl yürütmesi var. Üstünde çok durmayacağım. Nitekim benim Allah'ın varlığına 12 deli kitabı bilenler, bir de ben hiçbir zaman için böyle bir şeylere atıf yapmamışımdır kitapta. Allah'ın varlığını temellendirmek söz konusu olduğunda. Burada, bu örnek ona benziyor ama burada söylemek istediğim böyle bir şey değil. Ya tutarsa şeklinde bir şey değil. Burada söylemek istediğim kesim, birincisi bir şüpheci kesim var. Allah'la, dinle ilgili meselelerle ilgilenmeyen bir kesim var. Onlara bunda şunu demek istiyorum. Yani reddeden kesim, reddettiğini kesin kanaat getirdiyse, diye böyle bir yangın olmadığına kanaat getirdiyse, iyi zaten kesin olmadığını biliyorum. Dalga geçtiğini. Ama şüphe eden bir kesim var diyelim, geniş bir kesim. Bu konuları aldırmayan bir kesim var veyahut da. Değil mi? Günümüzde dini konulara Allah var mı, ahiret var mı aldırmadığını beyan eden veyahut da beyan etmese de bunun gibi hareket eden çok geniş bir kesim görüyoruz. Bu örnek onlara adeta şunu diyor, diyor ki, yani içinde olduğun hal öyle bir durum ki ne yaparsan yaparsın fakat bu mesaja aldırmamazlık edemezsin. Değil mi? O yangınla ilgili mesaja adamın aldırmaması mümkün değil. Bütün çocuğun malın elinden yok olacak. Böyle büyük bir rizikoyu göze alamazsın. Biz insanlara da burada diyoruz ki Allah varsa, seni yaratan varsa, ahiret varsa, yani öyle büyük bir zarara uğrayacaksın ki hayatın rotasına göre çizmemekte, bu mesaja aldırmamazlık etmen mümkün değil. Tamam, bu mesajın yanlış olduğuna kanaat ediyorsan başka. Ama aldırmamazlık, bu kadar büyük bir kaybı aldırmamazlık, yani oradaki adamın evin yangını aldırmamasından daha büyük bir akılsızlık. Çünkü nasıl olsa çocukları sonunda ölecek adam. Yani evde bir gün zaten ölünce evden olacak. Ama bir insanın ahireti kaybetmesi, Allah'la bağını kesmesi ondan çok daha korkunç bir olay. Böyle bir mesaja aldırmamazlık mümkün değil. Mesajın büyüklüğü ve önemi karşısında. Bu aldırmazlığı ekibe bence bu düşünce deneyi bunu söylüyor. Diğer taraftan, demin söylediğimiz bir kesim de olduğunu unutmayın. Hani hangi kesim dedik, katılıyorsanız, Allah'a, dine inandığını beyan edip de, yani inandığını beyan etmesine rağmen bu konuyla hiç ilgilenmeyenler, yani ben Allah'a, ahirete inanıyorum deyip de 24 saatin 5-10 dakikasını bile dinle ilgili şeylere ayırmayanlar, parasının %1'ini bile Allah rızasını sarf etmeyenler, sıradan bir insanı kendisine beğenip beğenmemesi kadar Allah'ın kendisini beğenip beğenmeyeceğini düşünmeyen de çok geniş bir kesim var. Ha, bunlara da bu örnek adeta şunu diyor. Ya evin yanıyor. Sen nasıl burada tavla oynamayı düşünebilirsin? Bu adamların durumu örnekte evinin yanacağını bile bile, adamın açıp haber verdiğinde evin yanacağını gerçek anlamda bile bile, ya ben tavladan olmayayım diye tavla oynayan durumundan farkı yok. Eğer ki böyle zamanın üstünde bir ölüme, hayatın kısalığına, bir de ahiretin varlığına bakabiliyorsa insan.